Bu kadar fazla bir şey Bu arada söyleyemem. bir son dakika haberi de var. Ona da yine ilerleyen dakikalarda bakacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Antony Vakayeme'den bir veda mesajı geldi. Nijeryalı oyuncu Bordo Mavili taraftarlara sosyal medyadan veda etti ki en çok konuşulan konulardan biri buydu. Veda mesajından bazı cümleleri aktaralım. Evet. İlgi çekici bir mesaj. Bunun üzerine konuşulacaktır. Bence bu mesaj üzerine Sayın Başkan Ahmet Ağol'un da bazı açıklamalar yapması gerekecektir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir mesajı var. Sevgili Trabzonspor taraftarları, beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşayacağımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım şeklinde bir veda mesajı var Vakayeme'nin. Sezonun ortasından itibaren zaten transfer görüşmeleri çok fazla konuşuluyordu. Vakayeme ile yeni sözleşme imzalanacak mı, kalacak mı, gidecek mi diye. A'dan Z'ye şunu kabul etmek lazım. Trabzonspor'un şampiyonluğundaki en büyük pay sahibi oyuncularından biri. 3 oyuncu saysak herhalde 1 ya da 2'ye Vakayeme'yi koyarsınız. Evet. Sezon tamamlandıktan sonra da Vakayeme'nin kalması bekleniyordu. Sayın Başkan Ahmet Ağol'un Vakayeme de Trabzonspor'da oynamak istiyor şeklinde bir açıklaması vardı şampiyonluk kutlamaları devam ederken. Ama sanıyorum ki rakamlar üzerinde bir anlaşma sağlanamadı ki bugün az önce çok kısa bir süre önce bir veda mesajı geldi sosyal medyadan Vakayeme'den. Yani hayırlı olsun. Tabii ki Vakayeme özel bir oyuncuydu ama geçen sezonun Eylül ayından itibaren Trabzonspor sözleşmesini uzatma konusunda Vakayeme ile menajeriyle görüşmeler yaptı. Ama işi hep uzattılar, işi yokuşa sürdüler, çok para istediler ve bu duruma geldiler. Hani Trabzonspor'un şampiyonluğunda elbette ki büyük rolü var. Trabzonspor da başarıyla forma giydi. Ama Vakayeme şu gerçeği bir türlü kabullenmek istemedi. Önümüzdeki sezon 34 yaşında olacak, 3 yıllık sözleşme istiyor. Geçen yıl maçların üçte birini kaçırdı ve tamam önde çok etkili topla oyunda müthiş etkili goller atıyor, asistler yapıyor, maçı çeviriyor. Maç kazandıran bir oyuncu ama kötü oynadığında da takımı yakan bir oyuncu. Çekilme Bu arada diyorsun. Zeki Uzundurkan, Aspor Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel hattımızda. Evet. Detayları Yunus Emre Sel'den alalım. Tabii az önce açıklandı Antony Vakayeme'nin taraftara vedası ama o veda cümlelerini az önce de okudum. Seninle son birkaç aydır yaptığımız konuşmalarda Yunus Emre Sel hep Vakayeme'nin de sen de söylüyordun. Trabzonspor'da oynama noktasında isteğinin olduğu, kulübünde Vakayeme'yi tutma noktasında isteğinin olduğundan da bahsetmiştin. Gelinen noktada bu ayrılığa ne sebep oldu? Ya da şunu da sorayım, biz bu ayrılığı Vakayeme'den bugün duymamıza ne sebep oldu? Teşekkür ederim Erdem. İyi yayınlar dileyelim. Evet, Trabzonspor senin de söylediğin gibi birinci ağızdan Başkan Ahmet Ağol'un açıkladığı üzere Hamşik'in kazandığı en yüksek rakamı teklif etti Vakeme'ye. Ve Vakeme bu teklifi kabul etmedi. Çünkü rakamsal olarak beklentisi daha yüksekti ama rakamsal beklentiden ziyade oyuncunun sözleşme süresiyle alakalı beklentisi daha fazla. Çünkü muhtemel son transferi olarak bakıyor ve uzun vadeli 3 yıllık bir sözleşme istiyordu. Trabzonspor bir yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talep etti, önerdi Vakeme'ye. Vakeme bunu kabul etmedi. Aradan geçen zaman içerisinde Trabzonspor herhangi bir sözleşmede iyileştirme yapmadığı gibi yani oyuncuyla alakalı ekstra da bir temasta bulunmadı. Vakeme de bu süre zarfında Trabzonspor'un teklif ettiği rakama kabul etmeyince artık bağlar tamamen koptu. Bir de Trabzonspor Trezeguet transferinde çok ciddi mesafe kat edince Vakeme'de tabii ki bundan Senle haberdar olunca konuşmuştuk değil mi? Vakeme bundan haberdar olunca şu an itibariyle bir veda mesajı yayınladı. Veda mesajında da sevgili Trabzonspor taraftarları hepinizin bana karşı kışkırtılıyor. Sanki giden benmişim gibi görünecek ve piyasa değerimi bozmaya çalışıyor. Bilin ki bir kupa, bir süper kupa ile birlikte tarih yazdığımız 4 yıllık mutluluğu çok seviyorum, takdir ediyorum. Asla unutmayacağım her şey için teşekkür ederim dedi. Giden benmişim gibi ifadesi tabii ki Antony Vakeme 4 yıl burada çok üst düzeyde bir katkı sağladı ve kendine göre haklı gerekçelerle çünkü 4 yılda gerçekten çok ciddi mesafe kat etti. Trabzonspor adına çok ciddi katkı yaptığı için yüksek meblağlı ve uzun vadeli bir sözleşme beklentisi içerisindeydi. Ama Trabzonspor bunu ona önermeyince o da bu şekilde bir açıklamayla sitem dolu bir veda mesajı yayınladı. Yunus Emre Sel, şunu soracağım önce. Dedin ki bir yılı opsiyonlu 2 yıllık bir sözleşme teklif edecekti Trabzonspor. 1+1. Etti. Vakayeme'nin istediği rakamı yani daha doğrusu Vakayeme 3 yıllık bir sözleşme mi talep ediyordu? Bir diğerinde de şunu soracağım. Giden benmişim gibi veda açıklamasında
bana şunu gösteriyor. Vakayeme tamam evet rakam ya da sözleşme sürelerinde belli başlı ayrılıklar, fikir ayrılıkları vardı ama sanki Vakayeme pazarlık masasında kalmaya da niyeti varmış gibi bir algı da oluştu bende. Bilmiyorum, sen daha yakından takip ediyorsun. Hem oyuncuları takip ediyorsun hem tesislerdesin. İşin içerisine en iyi bilen kişilerden birisin sen. Bu iki konuya biraz daha açıklık getirecek olursak Trabzonspor'u taraftarların da net olarak konuyu algılaması için soruyorum tekrar. Ya burada kulübün en yetkili ağızları çok net bir ifade kullandı. Biz Anthony Vakeme'nin takımda kalmasını ne kadar istediğimizi ona Marek Hamşik'in kazandığı en yüksek rakamı önererek gösterdi. Bunun üstüne şu ana kadar Trabzonspor kulübü hiç kimse için çıkmadı ve Trabzonspor'un burada önerdiği rakam 1,5 milyon avro maaş ki bu üst limit Trabzonspor'da. Bu maaşı hiç kimse için aşmıyor. Şu an itibariyle Trabzonspor kulübü son 2 sezondur hiçbir oyuncu için aşılmadı bu rakam. Marek Hamşik ve diğer oyuncular da dahil olmak üzere. Vakeme'ye de 1,5 milyon avro maaş ve imza parası bonuslar olacak şeklinde 2,4 milyon avro. Bu da Marek Hamşik'in kazandığı rakam bonuslarla birlikte. Bu rakamı önerdi. Vakeme'nin beklentisi maaş olarak 3 milyon avro civarıydı imza parasıyla birlikte. Bir de ama en kritik nokta 3 yıllık sözleşme bekliyordu Vakeme. Yani 34 yaşında ve muhtemel son transferi olarak baktığı için bundan sonraki süreçte o da haklı olarak kendisini garanti altına almak istiyordu. O yüzden böyle bir beklenti içerisine girdi. Ama şartlar oluşmadı. Tabii Vakeme çok özel bir oyuncu. Yani 4 yılda Trabzonspor'a kattıkları, yaptıkları bence ligin en yetenekli, teknik kapasitesi en yüksek isimlerden bir tanesi. Birçok taraftar da şu anda arada kalmış durumda. Bazı taraftarlar bir şekilde Vakeme'nin kalması, tutulması gerektiğini vurgu yapıyor. Bazı taraftarlar ise yönetimin izlediği politikayı doğru olarak yorumluyor. O yüzden süreç şu anda biraz karmaşık ama sonuç olarak Vakeme kendi tarafından bakıldığında haklı. Çünkü geride kal geçtiğimiz sezon 10 gol 9 asistlik bir katkı yapmış. 4 yıl içerisinde ciddi katkı yapmış ama yönetimde bugüne kadar özellikle finansal konularda bir denge politikası güdüyor ve bunu şu ana kadar hiçbir oyuncu için aşmadı. Geçtiğimiz yıl yani bir önceki yılda Sosa ve Novak'ta bu aşılmadı. Yine ayrılık olmuştu. Bu kez de Vakeme'de bu durum gerçekleşti. Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Anthony Vakeme az önce ekranlara da getirdik. Veda mesajıyla birlikte Trabzonspor'dan ayrıldığını belirledi. 2018-2019 sezonunda dahil olmuştu ve 10 gol 10 asistlik bir katkıyla beraber ilk sezonu tamamladı ki sonraki 3 sezonunda da 3 kupayı kaldıran takımın parçasından biriydi. Bu sezonda 36 resmi maç, 15 gol 11 asist. Geçen sezon 35 resmi maç, 8 gol 5 asist. 2019-2020 43 resmi maç, 14 gol 8 asist. Rakamlara baktığımızda evet, geldiği ilk günden bu yana fazlasıyla takıma katkı yaptı. Yunus Emre Sel'in bahsettiği gibi Vakayeme cephesinden de baktığımız zaman sözleşme isteği ve rakamlarında haklılık payı da olabilir. Hem kariyerinin en son alacağı yüksek kontrat beklentisi, hem geride kalan yıllarda istatistiksel anlamda yaptıkları ve takıma kazandırdığı kupalarla birlikte Vakayeme'nin de bir beklentisi vardı. Trabzonspor kulübünün de belli bir sistemi var ve bu sistemin dışına çıkmak istemiyor. Bir tarafı suçlamamak lazım burada. Tabii. Her iki tarafa da hak Tabii. vermek lazım. Tabii. Ve Vakayeme'nin vedasını da Trabzonspor'u taraftarlar kulübün en önemli isimleri olarak da bundan sonraki yıllarda anıyor olacak.